Köle misali zincire vurdun, ben sana dost oldum, sen düşman oldun. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün akşam saatlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Meclisteki 23 Nisan törenlerine ve resepsiyona katılmayan Bahçeli için sağlık sorunu yaşadığı öne sürülmüştü. MHP lideri ise Ferdi Tayfur'un şarkısı eşliğinde yürüyüş yaptığı görüntüleri paylaştı. Peki Bahçeli'nin burada vermek istediği mesaj neydi? MHP kulislerinin nabzını tutan CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova o görüntünün ve şarkının kodlarını anlattı. Dicle Canova'nın konuyla ilgili açıklamaları şöyle. Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı yer Ankara'da bir spor kulübünün tesisleri. Öğrendiğime göre hemen her gün fırsat buldukça akşam üzeri yürüyüş yapıyor. Evinde düştüğü için kolu sargıya alınmıştı. Tamamen iyileştiği bilgisini edindim. Zaten dün yayınlanan görüntüde de kolunda artık sargı olmadığı görülüyor. Aslında o görüntünün X'ten paylaşılmasının ana nedeni de meclisteki özel oturuma ve resepsiyona katılmaması sonrası sağlık durumu iyi değil ameliyat olacak iddialarını yalanlama amaçlı. Sağlıklı olduğunu o görselle vurguladı Devlet Bahçeli. Ama bir de fonda kullanılan şarkı var. Ferdi Tayfur'un söylediği Sensin isimli parçası. Şarkının sitem dolu sözlerine dikkat çekti. MHP kulislerinde nabız tuttum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan törenlerine katılmamasının da bu şarkıyla vermeye çalıştığı mesajında kodları var. İki temel nedenden söz ediliyor. Birincisi DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır Belediyesi'nde ilk icraatın belediye meclis salonundaki Türk bayrağının kaldırılması. MHP lideri buna çok tepkili. Bu duruma karşısındaki tepkisizliğe bir tepki olarak meclise gitmediği konuşuluyor. İlgililerin gereken tepkiyi göstermediği düşüncesi var MHP'de. Devlet Bahçeli bu konuda yaptığı açıklamada Türk bayrağını kabullenemeyenler vatandaşlıktan derhal çıkarılmalı, mallarına mülklerine el konulmalı. Bunun yanında DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılmalı ifadelerini kullanmıştı. Bu durumu özgürlük ve demokrasi çerçevesinde normalleştirip yumuşatmak felakete çanak tutar uyarısında bulunmuştu. İkinci nedense yerel seçim sonrası gündeme getirilen bir söylem. AK Parti'nin seçimdeki oy oranının gerilemesinin MHP'den dolayı olduğuna ilişkin bir takım tespitler. Fatih Erbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi resepsiyonunda gazetecilere AK Parti'ye biz kaybettirmedik, bazı yerlerde MHP kaybettirdi dedi. İşte bu söylem de MHP'de rahatsızlık yaratıyor. MHP'nin bakışı bunun aksine, güç kazandırdığı yönünde ve varlığını işbirliğine dayandırdığı yaklaşımları topyekün reddediyor. Peki tüm bunlar ittifakı olumsuz etkiler mi? Konuştuğum parti kaynakları biz Cumhur İttifakı'nı bozmayız mesajını net şekilde verdi. Ancak bu söylemi dile getiren, böyle düşünenler buyursun ne yapıyorsa yapsın diye de bir tepki var. Fakat dediğim gibi Cumhur İttifakı'nda bir sorun olmadığının altı çiziliyor. MHP lideri Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki güçlü diyaloğa da vurgu yapılarak buradan ittifak bozulmaz mesajları veriliyor.